Araya resmi katmadan yazdığınız için sevgiler.
Ancak ve ancak bu kitap diğerlerinden farklı olarak kitap akademik bir çalışma, bir boyutu var. Duygularının kriterlerini bulmak durumunda ele alınmış durumunda ve yüksek lisans kitap haline çevirmesi gayet olması özel. Kader konusunda Kur'an-ı Kerim merkezi kendileri açacak. Aynı zamanda bu çalışma kader konusunu psikoloji ile bağlantısı üzerine yazılan Türk eser onun özelliği taşıyor. Tanımı verdiğimiz üzere anladığımız üzere işte bu kitapta Kur'an merkezi bir kader anlayışını bütün kendini gerçekleştirmek faydasını görebilirsiniz inşallah. Sizler ilgili konularımızı okuyarak buluşacak, sizler izleyerek isterseniz kitabı alıp o sizler de okuyabilirsiniz, benimle birlikte okuyabilirsiniz. Çok çok şahane olacaktır. Diğer yandan bu kitap sana Kur'an-ı Kerim'e dayanmayan çarpık bir kader anlayışının kişiye ve topluma zararlarını gösterecek mükemmel bir esere başlıyoruz. Yani bakalım, başlayalım. Kader kavramı üzerinden bizim bize Allah sözcüsünü bırakmadan birkaç kez anlatımları verdik. Umarım Allah sözcüsünü bırakmadan bizim bize yaptığımız anket verilerinde müthiş oylar aldı ve en sevdiğimiz arada geçsin yani. Bakalım kitapta o kitap gibi beğenebilirsiniz. İnşallah beğenebilirsiniz diye bunu bekliyorum. Devam edelim diye. Aynı zamanda dünyanın sana ihtiyacım var. Afganistan'ın da bir zaman orada başlayacak. Yani sizlerle ilgilenmekten çok dolayacağım. Güzel bir şekilde buluşturacağız. Dediğiniz üzere gördüğünüz üzere benim daha doğrusu. Gerçekten daha güzel kader hakkında bugüne kadar birbirinden çok farklı, hatta tamamen üst görüşler ortaya konmuş. Doğru mudur? Doğrudur. Hemen her görüş kader hakkındaki sözlerinin doğruluğunu kanıtlamak için Kur'an-ı Kerim'in ve onun açıklayıcısı konumunda olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini delil getirmeye çalışıyor. Allah senin herhalinin tarafından varlığı olarak geldiğini hiç olmayan ve kendi ifadesiyle bulunmayan bir kitap, çeşitli görüşlerin kaynağı olamayacağı açıktır. Doğumundan hatta ana rahmi evresine itibaren bir başkasına bağımlı olarak yaşayan insanın duyma ve üstün bir kudrete inanma ihtiyacı var. Bir yandan yaşamı boyunca karşılaştığı sıkıntılar ve zorluklar karşısında olmayanın arka planında manevi bir müdahalenin olup olmadığını merak eden insan, diğer yandan kendinin ve diğer insanların yapabildiği hiçbir şeyin kalmadığı zamanlarda böyle bir sürdürme ihtiyacı söz konusu. Sürdürme ve manevi dayanık arama çabaları en yoğun olduğu dönemlerde bir başkasının hatası ve tedbirsizliği yüzünden yaşadığı olumsuzluklar kişinin sırrında ilahi kudretin ayarlaması olarak görmek psikolojik açıdan kişiyi de olumsuz sonuçlara neden olabilir. Kader önceden belirlenmiş ve tedbir edilmiş yazgıların zamanı gelince ortaya çıkması, zorunluluğu ve Allah Celle Celaluhu'nun planı olarak gören akımların yanı sıra İnsanların eylemlerine yine insanın sebep olduğu fikrini savunanlar da olmuş. Manevi rehberlik ve dini danışmanlık yapacak kişinin bu alanda doyurucu cevaplar verebilmesi ve danışmanlık kişinin alan kişinin geçtiği vaktak dönemde doğru ve faydalı bir bilgiler sunmak mümkün. Rehberin Kur'an merkezi yapıcı bilgilere sahip olması gerektiği apaçık bir gerçek bir zamanında ortaya kuran uygulamanın merkezinden Kur'an'ın ve onun açıklayıcısı konumunda olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in olması yolunda bu temel kaynak bu yönü içinde olur diye kendi aralarında
bir yoluyla iletişime geçen ve ona doğru yolu gösteren peygamberler vasıtasıyla insan kimliklerini seçeceklerini duyacağına karşısına koyulan Hazreti Peygamber şiddeti de Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ve uygulamasına ibaret. Böyle olunca din adına ortaya konan her düşüncenin ve uygulamanın merkezinde Kur'an'ın olması zorunludur. İslam kültürü ve medeniyeti tek bir kitabı açıklamak ve yaşamak için bir düşüncenin İslami olabilmesi için Kur'an'a uygunluğu esastır. Ama uyduğu ölçüde o düşünce İslam'ın düşüncesidir. Kur'an'ın referans gösterdiğini iddia etse bile onun sistematiğine düşünce yapısına uymayan inançların, atımların İslami olduğu söylenemediği apaçık bir gerçeklikten ibarettir. Müslümanlar tarafından üretilen İslam kültüründe yer alan görüş ve düşünceler için ve için aynı ölçü geçerli. İslam adına ortaya konulan her fikir ve görüşe Kur'an-ı Kerim'in temsilcisine bakılması ve onun temel ilkelerine uymayan yönlerinin ayıklanması da zorunludur. Kader konusunda oluşmuş yanlış. Bakın dostlar, bu çocuğun işine tabi tutulması gereken konulardan biridir. Sadece İslam tarihi boyunca değil, bu tarihi kadar eski olan kader konusundaki farklı görüş düşünceler hep zihni kabul eden konulardan biri olmuştur. İnsan var olduğu günden beri varlığının amacını, şimdiki halini, gelecekte neler olacağını ve bunun bir kendi halinde olmadığını söylemiş. Kendince bir kader inancı geliştirmeye çalışmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhid mücadelesi başlamadan önce de Araplar arasında şirke de yansımaçta temelinde üretilen şartlık bir kader inancı elbette vardır. Hazreti Peygamber bu şartlık bir şirke de yahu kader inancı yerine tevhide dayalı ve sağlam temeller üzerinde bu otorite sayesinde tartışmaları beraberine geliyor. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genelde itikada özelde kadere dair tartışmaların gündemde olmadığını söyleyebiliriz. Fakat onun vefatından sonra gelişen ya sosyal medya konuşmalarının kişiyle tartışma konuları arasında birçok mezhebi başlıca gündemi iptal etmişti. Günümüze kadar tartışmalar devam etti. Hazreti Osman Aleyhisselam'ın bu definisiyle beraberine baktığınız siyasi olaylarla birlikte kader konusunu yeniden tartışma konuları arasında yerini almış. Tartışmalar bu konuda Kur'an'ın açıklamalar sözlerinin olmaktan daha çok yakın önce tabi tarihsiz olaylar kader aramayla izah edilmeye çalışılmasıydı. Bu tartışmanın kanun merkezinde olmadığı görüldü. Kur'an'ın Türkiye'si örgütlerinin siyasi idareye ve hükümetlerine devlet idarecilerinin kötü yorumlamaları diğer olayda kader kavramını yüklenerek izah edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu hadislerin sorumlulukları bu olayların yaşanması ilahi takdir olduğundan sorumlulukları kendi üzerlerinde atarak eleştirilerde tutmaya çalışmışlardır. Son iki dönemlerde dönemden konuya eğilen aletler o dönemdeki tartışmaları Yeah.
müdahale etmediğini ve ona tam bir özgürlük sahası bıraktığını tezini savunma yoluna getirmiştir. Birbirine tamamen zıt olan bu iki görüş temellendirme taraflar Kur'an'dan deliller getirmeye çalıştı ve en tabirlerle ve kendi fikirlerini Kur'an'la onaylatma çabasıyla meseleye yaklaştıklarından objektif bir bakış açısı ortaya koyamamışlar. Başka bir görüş ise insanın eylemlerinden bütününde özgür olduğunu söyleyemeyeceğini gibi bütünüyle Tanrı tarafından ayarlandığını da söyleyemeyiz diyerek orta yolda kalkmaya çalışmıştır. Bunu da Kur'an'dan bir takım ayetleri ve başka delillere dayandırmış. Hemen her görüşün kendi fikri açısından önemlendiğine, özellikle kadar gibi tarih konuda tartışılmış ve ümmetin de dinini meşgul etmiş bir konuda Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in tartışlarını referans gösterilmesi anlaşılabilir. Fakat birbirine tamamen zıt olan bu görüşlerin hepsinin birden kaynağının Kur'an-ı Kerim olamayacağı açıklıdır. Öte yandan küçük açık görüşün ortasında kalan ve ümmetin çoğunluğunu temsil eden en büyük sünnet inanç ülkelerinde kadere iman edilmesi gerekir. İnanç kuşaklarının bir sanatçı bakımından son derece önemli bir yere sahiptir. İnsanın seçim eylemlerinin bir tarafta tamam ve özgür ve serbest olduğunu iddiaların diğer tarafta ise cemri ve insanın serbestlik alanının olmadığını sanıyoruz. Görüşlerinin hepsini birden Kur'an-ı Kerim'in kaynağı olamayacağı açıktır. Ama fayda. Bütün tarafların görüşlerinin temizlettirmek kullandıkları ilk basitte birbirlerine tamamen zıt gibi görünen ayetlere nasıl bakmalıyız ki hak olduğunu ispat etme ve içinde sevinç olmayacağını söyleyen bir kitabın söz konusu konu gerektiği ayetlerin arasındaki çelişki olmadığı aşırı çıksın. Ayrıca üstün coğrafyaların götürülmesi, katı din, din, çünkü dillerdeki kişilerin Müslüman olmaları ve eski kültür edinlerinden kalıntılarının inanç dünyalarında tartışmaların diğer tarafta Müslümanlar arasında siyasi ve sosyal krizler yaşanmasına kadar konusu değil ayetleri ve hadisleri doğru anlayatını yorumlama önünde bir engeldir. Fakat bu çalışmanın söz konusu tarafların ayetleri algılama ve yorumlama dışında rica ve gerekçelerin içermemesi. Aynı şekilde söz konusu plastan ve sosyal bilimler de araştırmalarını kapsamında verilir. Bu konusu bir bakış açısıyla kader ve kaderle ilgili olduğunu düşündüğümüz bazı kavramlar arasında Kur'an'ın nedeni üzerine durmaya çalışıyorlar. Sevgili ilerleyen bir çocuklar, biz bölümümüzü burada noktalayalım. Henüz birinci bölüme geçmedik. Araştırmanın konusu, araştırmanın amacı önemli, araştırmanın problemi, araştırma soruları, araştırma hipotezi, araştırmanın kapsamı, araştırmanın kavramsal analizi, araştırmanın metodu, araştırmanın literatür taraması, araştırmanın planını okuyacağız bir sonraki bölümümüzde. Daha doğrusu bu tanıtım şeklindeki bir bölüm oldu. İkinci bölümde tanıtım şeklindeki bir bölüm olacak. Yani kitabın içeriğini anlatmak maksadında bir giriş vermiş olduk. İkinci bölümde de araştırma planına kadar okuyacağız saydığımız üzere işte daha sonrasında ilk önce kader kavramından girişimizi verebiliriz sevgiler bir kitapta. Umarım beğeneceğiniz çok güzel bir kitap olur. Allah gölgesini bırakmadı olur. Dünyanın sana ihtiyacı var da ben okudum çok beğendim açıkçası. En beğendiğim kitap oldu diyebilirim. Dünyanın sana ihtiyacı var. Allah gölgesini bırakma sizlere çok güzel bir şekilde bitirdik. Bu kitabı da yine aynı şekilde sürecek. Dünyanın sana ihtiyacı var da çok daha güzel bir şekilde sunacağım. Kafamdan kafalama aşamasından bir anlamda da nasıl yapacağımı düşünüyorum. Ama filan derken falan kısmından tarihle işlerle karşımızda olmaya devam edebiliriz. Bizlerden sadece motivasyon olmanın daha bir değerini talep ederim. Yorumlar anlamında özellikle görüşlerim bizim için çok önemli olduğu açısından yorumlar bizim için çok önemli bir yorum. Bir motivasyon diyoruz, bir güzellik diyoruz. İşte anladığınız ne demek istediğimi umarım beğenmişsinizdir. İnşallah faydamız kalkmamız oluyordur. Bildiğiniz üzere Allah gölgesini bırakma ilk bölümde baktığımız üzere ve son bölüme baktığımız üzere bir okuma gelişmesi olduğunu görmüş olursunuz.
ben bu kitap okuma alışkanlığını video çekerek kazandığını bile beklemek istiyorum. Video çekerek içerisinde daha çok çekerek. Ben normalde fazlasıyla kitap okuyan birisi değilim. Videoyla bunlar bütünleşti. Severek sizlerle buluşturuyorum. Hem de kendim okuyacağım. Güzel olmuş oluyor, çok güzel olmuş oluyor. Hem sizlerin sayesinde ben de Sizlerle bütün eskileri, sizlerinle sevme maksadını, kitap okuma sevgisini, dinlerinde aşklanması maksadını bu şekilde bir anlamda da fayda katmak. Bunlar da başarılı oluyorsanız, ben de sizlerinle sizlerle Allah'a emanetsiniz o zaman. Selametle kalın. Ya! Videolarda görüşmek üzere. İşte budur diyelim, hayırlı günler. Yes! 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 Yes!